Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5'in All Star'ından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Güzel bir polinom sorusu tam sınav ayarında. Baş katsayısı katsayılar toplamına eşit olan 3. dereceden bir Px polinomu üzerinden yorum yapmaya çalışıyoruz. Burada bize bir eşitlik verilmiş. Px polinomunun sabit teriminin 21 olduğu söylenmiş. Pa artı 1'i bulmamız isteniyor. İşte a'nın da şurada 3a çarpı p1 ile bize verildiğini görüyoruz. Px polinomunda sabit terim için x yerine 0 yazarız. Bu durumda P0'ı bulmuş oluruz. Yani burada P0 21 olarak gelecektir. Önemli bir bilgimiz var. Baş katsayımızın katsayılar toplamına eşit olduğu söylenmiş. Px polinomunda katsayılar toplamını P1 ile bulmuş oluruz. Demek ki bu bize neyi verecektir? Baş katsayıyı. Şuraya hemen baş katsayı yazmak istiyorum. Bunu unutmayalım. Tabii ki bu tip polinom sorularında şu altta verilen eşitlikleri kullanırız. Burada P2'nin, P3'ün ve P5'in birbirine eşit olduğu söylenmiş. 3A çarpı P1 de bunlar eşit ama şuradaki 3A kafamızı karıştırabilir. Biz şu sağdaki üçlüyle hareket edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi P2 eşittir, P3 eşittir, P5 eşittir mesela K denmiş olsaydı biz bu Px polinomunu oluştururken şöyle yapardık. Bir baş katsayı belirlerdik ki burada baş katsayının P1 olduğunu bildiğimiz için o baş katsayı ben şuraya P1 olarak yazmak istiyorum. Bu sabit bir B sayısı, bir C sayısı gibi burada düşünülmüş olacak. Çarpı dedim. Hemen o P2 eşittir, P3 eşittir, P5'ten faydalanmak adına buraya x eksi 2 çarpı, x eksi 3 çarpı, x eksi 5'i yazmak istiyorum. Zaten buradaki yeşille yazdığım çarpım bana 3. dereceden baş katsayısı da katsayılar toplamına eşit olan Px polinomunu verecektir. Ama ben burada 2 yazarsam, 3 yazarsam ya da 5 yazarsam hep burayı ne yapmış olurum? Sıfırlamış olurum. Ama ben 2 yazdığımda, 3 yazdığımda, 5 yazdığımda 0 değil. Şuradaki gibi k olan bir değer gelsin istiyorum. Benim o zaman buraya artı k yazmam gerekir. Hatta k'yi kullanmayayım da yeni bir bilinmeyen gelmesin. Zaten bunlar 3a çarpı p1'e eşitti ya. Ben burada artı ne yazayım buraya? 3a çarpı p1 yazmış olayım. Böyle yaptığımda 2, 3, 5 yazarsam yeşil kısım sıfırlanır. Geriye 3a çarpı p1 kalmış olur. O da bana buradaki eşitliği ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. İşte şu anda benden istenen şartları sağlayan px polinomunu ne yapmış olduk? Elde etmiş olduk. Bunun üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Bence burada şöyle ilerleyebiliriz. Hani hem sabit terimin 21 olduğunu biliyoruz, P0'ın 21, hem de P1'i kullanabiliriz. Bakın burada P1'imiz var, burada P1'imiz var. Bence x yerine 1 yazarsak P1'leri kullanarak ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Hemen x gördüğüm yere 1 yazıyorum. P1 eşittir dedim. Şimdi P1'in kendisini yazdık. Baş katsayıydı. 1 eksi 2'den eksi 1 geldi. 1 eksi 3'ten eksi 2. 1 eksi 5'ten eksi 4 geldi. Artı 3a çarpı P1'de buraya ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Her bir tarafta P1 çarpan olarak bulunduğu için P1'lerimizi şöyle sadeleştirdiğimizi düşünelim. Tabii ki P1 sıfır olamaz çünkü baş katsayı, baş katsayı sıfır olursa derecemiz tutmaz. Onun için P1'ler sıfırdan farklı geleceği için P1'leri sadeleştirdik. Burada 1 kaldı çünkü burası 1 çarpı P1'dir. Yan tarafta eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 4'ten ne gelecektir? Eksi 8. En sağdan da artı 3a'nın geldiğini görüyoruz. Eksi 8'i sol tarafa gönderirsek 9 eşittir 3a gelir. A'mız da 9 bölü 3'ten 3 olarak belirlenmiş olacaktır. Demek ki ben burada a'yı kaç buldum? 3 buldum. Benden p a artı 1 isteniyordu. A artı 1 4 yapacağı için p4'ü bulmam gerektiğini anlıyorum. Şimdi px'de şurada 3a gördüğüm yere a 3 olduğu için 3 kere 3'ten kaçı yazabilirim? 9'u yazabilirim. Şimdi bunu yakaladım. Bir de bence p0'dan faydalanmam gerekiyor. Hemen p0 üzerinden bir yorum yapalım. Oradan da p1'i bulacağımızı düşünüyorum. Hemen px'de x gördüğüm yere 0 yazdım. P0 eşittir dedim. 21 yazıyorum hemen. Çünkü 21 olduğunu biliyorum. Ne var şimdi yukarıda? Baş katsayı olarak P1'imiz var. Bunun dışında x yerine 0 yazınca 0 eksi 2'den eksi 2 gelir. 0 eksi 3'ten eksi 3 gelir. 0 eksi 5'ten de eksi 5 gelmiş olur. A'yı 3A'yı 9 bulmuştuk. 9 ile P1'i çarpınca da artı 9 tane P1'in buradan geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi şuradaki çarpıma bakarsak 5 kere 3 15. 15 kere 2 30. Eksi 30 tane P1 gelir. Eksi 30 tane P1 ile 9 P1'i toplayınca eksi 21 tane P1'e ulaşırız. Eksi 21 tane P1 21'e eşittir. Bu durumda P1 değerimiz de 21 bölü eksi 21'den eksi 1 olarak bulunmuş olacaktır. Demek ki baş katsayı dediğimiz P1 değerimiz ne geliyormuş? Eksi 1 geliyormuş. Hemen ben buraya P-1 yazmak istiyorum. P1 gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 5 gelir. Devamında 9 tane P1'imiz var. P1 eksi 1 olduğu için burası da 9 kere eksi 1'den bize eksi 9'u verecektir. İşte Px'i elde ettik. Sırada neyi bulmak var? P4'ü bulmak var. Hemen Px'de x gördüğüm yere 4 yazıyorum. Eksi 1 çarpı 4 eksi 2'den 2, 4 eksi 3'ten 1, 4 eksi 5'ten yine eksi 1 gelir. Bunların hepsi çarpım durumunda. Bir de buradan eksi 9'un gelmesi gerekir. Şuradaki çarpım bana neyi verecektir? Artı 2. 2'den de 9 çıkınca eksi 7 P1
T4 değerim olarak bulunmuş olur. Bu sorunun doğru cevabı B şıkkı yani -7 olarak gelmelidir. Bence güzel bir soru, sınava yarı bir soru. Umarım yaptığımız çözüm de açıklayıcı olmuştur.